Paris Louvre Müzesi'ndeyiz. Karşımızda Niobe ressamının eseri Calyx Crater. 5. yüzyıl ortalarından kalma büyük bir antik Yunan vazosu. Calyx Crater, antik Yunanlıların şarabı su ile karıştırıp hafifletmek için kullandığı büyük bir kaptır. Şarapları gayet kuvvetli ve koyuydu. Niobe ressamı, üzerinde Niobe isimli fani bir kadının hikayesinin saklı olduğu bu vazo ile ünlüdür. Nayobi'nin 7 kız, 7 erkek 14 çocuğu varmış. Ve o kendi çocuklarının Tanrıça Letoniklerden daha fazla ve daha güzel olmalarıyla övünürmüş. Leton'un çocukları da sanat, müzik ve güneş tanrısı Apollo ve av, savaş tanrıçası olan Artemis. Kendi çocuklarını Apollo ve Artemis'e kıyaslamak kötü ve kibirli bir fikir. Annelerinin intikamını almak için gelmiş oldukları resmedilmiş. Yunanlılar genelde kibir ve aşırı gurur sergileyen faniler hakkında pek mutlu olmaz endişelenirlermiş. Burada Apollo ve Artemis, Niobe'nin zavallı çocuklarını öldürüyorlar. Efsaneye göre 14 çocuğunu hepsini öldürmüşler. Artemis yayına koymak üzere yeni bir ok alıyor ve Apollo hedefine nişan alıyor. Çocuklar ölüyorlar ve yerlerdeler. Figürlerde özellikle Apollo'da erken klasik dönemle bağdaştırdığımız bir katılık var. Apollo nişan alıyor, öne doğru eğiliyor fakat hareketi doğal durmuyor. Kırmızı figür tekniğini görüyoruz. Yani figürler kırmızı kil ile siyah arka planda siluetler oluşturmuş. Bu muazzam ayrıntıya fırsat veren bir kırmızı figür tekniği. Örneğin şu detaylara bir bakın. Apollo'nun yüzüne ve karnına yayılan hiddet ve Artemis'in elbisesinin titizliği. Tanrıça ve Tanrı'nın yüzleri profilden çizilmiş. Fakat ölen çocukların yüzleri bize dönük. Ama yine figürlerde bahsettiğimiz katılık, durgunluk mevcut. Bu, Akropolis heykellerinden aşina olduğumuz eski dönemin klasikliğe geçiş evresi olan sert stil adını verdiğimiz bir dönem. Bu eserden önceki Yunan vazoları düz bir zemin üzerindeydi. Buradaki figürler ise farklı zemin seviyesindeler bir ressamı bir ilüzyon boşluğu yaratıyor. Bazı figürler önde, bazıları arkada olmasına rağmen aynı boyuttalar. Belirli bir ölçek düzeni yok. Sağ üstteki ağaca baktığımızda farklı zeminlerde olduğunu da düşünebiliriz. Biraz da diğer tarafa göz gezdirelim. Orada arka taraftaki vahşeti oranla çok farklı bir kare var. Vazonun merkezi Onur bölgesi sayılır. Ve orada kahraman Herkül olarak da duymuş olabileceğiniz Herakles boy gösteriyor. Herakles yarı tanrı, yarı fani'dir. Aslan derisi ve elinde tuttuğu çivili sopa sayesinde bu figürün Herakles olduğunu anlayabiliyoruz. Bazonun tam ortasında olması, ayağının zemine basmaması ve diğer figürlerin hepsinin onun etrafında olması sanatçının derin duygular uyandırma isteğinin bir işareti. Sanat tarihçileri bunun günümüze ulaşmayan Yunan duvar süslemelerini etkilediğini düşünüyor. Aslında bu vazo'nun Atina ve Atina'nın güneyindeki Delphi tapınaklarına duvar süslemelerini yapmış Polignotus tarafından yapılan bir duvar süslemesinin kopyası olduğu düşünülüyor. Ayrıca Polignotus'un ilk defa derinliği olan figürler çizen sanatçı olduğuna inanılır. Ve belki de bu vazo'da gördüğümüz şey duvar süslemelerini vazo'ya aktarma çabasıdır. Peki burada neler oluyor? Herakles ne yapıyor? Neden etrafı savaşçılarla sarılmış? Bazıları oturuyor, bazıları ise ayakta. Peki solunda duran Athena ne yapıyor? Öne çıkan terörlerden biri bunun aslında Herakles'in kendisinin değil, heykelinin olduğu yönünde. Yani mitolojiden bir figürün heykelinin resmedilmesi. Diğer tarafta ise Yunan askerler savaşa gitmeden önce Herakles'ten Onları korumasını istiyorlar. Antik dönemin son yıllarında, milattan önce 490'da Yunanlılar Perslerle savaşmışlardır. Güçlü Pers ordusunu yenmeyi başardılar. Bu zafer, Yunan askerlerinin savaştan önce Herakles'ten koruma istediklerini gösterebilir. Eğer dikkatlice bakarsanız, Herakles'in aslında bir platform üzerinde durduğunu gösterme ihtimali olan ince bir çizgi var. Bu çizgi aslında orada olanın Herakles'in heykeli olma ihtimalini göz önüne seriyor. Figürler ne kadar rahat duruyor değil mi? Özellikle alt tarafta yaslanmış olan ve değneğinin gücünü kullanarak ayağa kalkmaya çalışan figür ne kadar rahat duruyor. Bu rahatlık, vazonun diğer tarafındaki vahşete karşıt bir durum gibi. Yunanlıların güçlü ve zayıf, sade ve karmaşık, pasif ve aktif gibi karşıtlıkları ifade etmeyi ne kadar sevdiklerini gösteriyor. Ayrıca hem görselde hem de teknikte yoğun bir tezatlık söz konusu. Sanat tarihçilerinin bu figürlerin Yunan duvar süslemelerine olan benzerliği hakkındaki düşünceleri ve bizim bu konuda yazı yazan yazarlardan okuduğumuz kadarıyla konu hala efsanevi tarafını koruyor. Bazonun iki tarafındaki tezatlığın birbiriyle bağlantısı ise hala henüz tam anlaşılabilmiş değil.